arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz tatilimize geldik. Hatta tatilimizin bugün 5. günü. Bana çok fazla kızan arkadaşlar var. Ya gideli kaç gün oldu artık bir video gelsin diyenler. Hem YouTube'dan çok kızdınız hem Instagram takipçilerim çok sinirleniyorlar. Artık gelsin bir video diye. Arkadaşlar aslında gelir gelmez çekmeye başlayacaktım. Yolculuk vlog da çekemedim size. Çünkü yolculuğa çıktığımızda Lina biliyorsunuz bir önceki videomuzda hastaydı. Baktım çok halsiz. Benim de çekim modum kalmadı açıkçası onu öyle gördüğüm için. Geldik hemen ertesi günü havuzu görür görmez iyileşti. O konuda hiçbir sıkıntımız kalmadı maşallah. Geldiğimizden beri havuzda çıkmıyor. Şimdi nerede diye sormayın. Tabii ki havuzda. Yüzmeyi de öğrendiği için artık zaten onu kendi haline bırakıyoruz artık. Kendi başının çaresine bakabilecek kıvama geldi. Yine kalkana geldik. Bugün ilk videomuza başlıyoruz. Hadi gözlüğüm gözlük düştü. Ev turu neden çekmedim? Şimdi kısacık da onu anlatayım. Burası bizim 2 sene önce geldiğimiz ev. O yüzden ev turu çekmedim arkadaşlar. Ev yine aynı. Kiye Çetinkaya villa turu yazdığınız zaman evi birebir göreceksiniz detaylısını. Ama beni yeni takip etmeyen arkadaşlarım için hala soranlar var. Çünkü evi tanıyamayanlar var Instagram'a çektiğim zaman. Onlar için şöyle bir göstereceğim. Arkasından videomuza geçeceğiz. Ona havuz videosu çok istiyordunuz. Havuz videosuyla başlayacağız. Şimdi burası salonumuz, işte televizyonumuz, oturma grubumuz. Salon hemen bahçeyi görüyor. Bahçede bir havuzumuz var. Orayı birazdan yine göstereceğim size. Burası mutfağımız. Mutfak araç gereçleri burada gittiğiniz her evde bulabilirsiniz arkadaşlar. Gelmeyi düşünen arkadaşlarımız çok fazla var. Çünkü bana soranlar orası neresi diye. Özellikle Instagram arkadaşlarım. Burada bütün mutfak malzemelerini bulabilirsiniz her evde. Burada kullanmadığımız, şu an için kullanmadığımız Dina'nın girip çıktığı bir odamız var. Şöyle iki yataklı bir odamız var. İşte dolabıydı, aynalığı, süslenme yeri falan filan. Buranın yine kendine ait bir banyosu var. Taner'in beklemekte olan ütüleri var. Burada şöyle küçük bir lavabosu var. Lina ile ikimize anca kaldı burası. Taner'in kıyafetleri diğer odaya geçti. Çünkü her zamanki gibi. Aynen her zamanki gibi. Burayı ben parselledim. Lina tabi bir günde 20 tane elbise değiştirdiği için suya her girip çıktığında başka bir şey giyiniyor. Burası da Lina'nın karman çolman olmuş bir elbise dolabı. Her 5 dakikada bir böyle oluyor. Niye toplamıyorsun demeyin bana. Toplanıyor bu toplanmış hali. Burası da yatak odası. Burayı çok seviyorum gerçekten. Burada ne videolar çekmiştik ama değil mi? Hatırlayan arkadaşlarımız var zaten bana yazıyorsunuz. Saklambaç videosu çekmiştiniz. Lina'nın cakkaziyesi İmam Bayırlı'daki cakkaziye diyoruz ya. Jacuzzi. Karşıda hemen bir iç havuzumuz var. Kapalı havuz. Burada Lina'ya göre. Lina ayağını bastığı zaman burada kafası dışarıya çıkabiliyor. Bahçedeki havuz derin tabi. Derin havuz orası. Burada Lina'nın boyuna göre. O yüzden burayı çok fazla kullanmıyoruz. Burada bana Taner bir kışkırtma yapmıştı. Evet. Hatırlarsınız bütün makyaj malzemelerimi. Hem de kapağını bile açıp elimi bile sürmemiştim. Yeni alıp gelmiştim. Makyaj videosu çekecektim. Alıp hepsini bunun içine boşaltmıştı. Hepsi duman olmuştu. Onun intikamını kesin almışımdır. Ne yaptım bilmiyorum ama. Bir sürü şey yaptın. Kışkırtma olarak kesin geri dönmüştü. Geri dönüşü evet oldu. Bizi eskiden beri takip edenler bilirler. Bu bizim harbi eskiden vardı. Bu da vardı portakalımız. Bunlarla bir video oluşturacağız şimdi. Bir tane çilek edindik bugün. Evet, onu da buradan aldık az önce. Ve az önce bunu aldık. En çok bunu sevdim ben. Patates kızartması. Çok güzel değil mi? Evet. Bir yatak buldum. 3 kişilik. İçine suyu dolduruyorsunuz. Bacaklarınızı buraya kadar koyuyorsunuz. Buz koyma yeri var. Buzu dolduruyorsunuz. İçine içeceklerinizi, yiyeceklerinizi. Yarın hemen gidip onu alacağım. Havuzda 24 saat videosu çekeceğim arkadaşlar size. O yatakta ben 24 değil 48 saat bile kalırım. Getir götür işlerimi. Taner, meyve tabağı. Oh yandık. Taner, dondurmamı alayım, çayımı alayım, canım acıktım falan. Güzel bir video olacak arkadaşlar. Lina'nın yüzme kursuna gittiğimizde hocası çıkarmıştı. Suyun içerisinde bununla oynatmıştı. Bunu da buldum. Market alışverişinde hemen bir tane aldım. Bununla da video gelecek tabii. Kim atacak basketi suyun içinde kolay basket değil. Challenge. Basket atmak. Basket challenge. Buradan da çıkılabiliyor bahçemize. İşte böyle açınca püfür püfür esiyor. Kalkanın en çok bunu seviyorum. Evet sıcak, gerçekten sıcak. Ama her yer sıcak. Deniz olan her yer sıcak. Ama buranın bir özelliği böyle esiyor. Akşamları falan çok ferah bir ortam oluyor. O yüzden çok seviyorum ben burayı. Karşımız hemen deniz manzarası. Çok yakın olmasa da çok da uzak değil ama. Çıkabildin mi sen havuzdan? Evet çıktım sonunda. Anneciğim yüzüne krem sürdün mü? Yok. Hemen sür. Kafana da şapka al. Bir bakayım. Kafasının derileri yanmış. Bak koş. Tamam. Bahçede en sevdiğim şey havuzundan ziyade palmiyeleri.
Havuz başında 3 tane böyle palmiyesi var ya. Acayip bir hava katmıyor mu? Sanki böyle adada gibiyim ya. Maldivlere gitmişim gibiyim yani. Biz Taner'le balayımızda Maldivlere gitmiştik tabii. 13 sene oluyor. Şimdi YouTuber'lardan birkaç kişi gidince uzanlar var görüyorum. Hemen YouTuber oldunuz diye Maldivlere koşuyorsunuz falan diyenler çok kişi oluyor o kafada olanlar. İnşallah ölmeden bir kere daha gitmek isterim Maldivlere de. O zaman da çekimler yaparız size. Burası bana işte onu hatırlatıyor, onu diyordum. Maldivler havası var böyle, orada da böyle. Her yer palmiye ağaçlarıyla kaplı, ada gibi geliyor gözüme. Burada böyle gölgede oturmak istediğimiz zamanlar kullanıyoruz. Akşamları hep buradayız zaten. Barbekümüz var, bu da Taner'in ellerinden öpüyor her zaman. Evet, ben hiç anlamıyorum ben arkadaşlar, hiç. Akşam yemeklerimizi de burada yiyoruz. Bunlar da Taner'in dağınıklığı, hepsi Taner'e ait bu dağınıkların. Tabii senin hiç yok. Hepsi Taner'e ait. Bir de şöyle arkayı küçücük gezdirelim, orada zaten çok bir şey yok. Küçük bir alan var ama çiçeklerle kaplı, çiçeklerimiz harika. Bu da Survivor tahtan, onu söylemedin. Aa evet. Survivor yine çekin diye daha ben gelmeden yazdınız. Hemen bulduk yine kalasımızı, oraya hazırladık. Bu videomuzdan sonra da herhalde ilk olarak onu çekerim. Bura böyle yeşil alan olarak dönüyor. Arkada çiçeklerimiz, onlar çok güzel. Bunlar kurumuş. Nereye gitti benim güzel çiçeklerim? Orada kalmış. Bunlar. Burası. Burası da arkadan geliş. Yeşil alan, evet. Buradan da aşağı iniş. Buradan da eve giriş. Sağdan da eve giriş. Ben size asıl ev turunu ne zaman çekeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? 10 gün sonra bacanaklar geliyor buraya, İremler, Efeler. Onlarla devam edeceğiz tatilimize. İzinlerini falan ona göre ayarladılar çünkü onlar çalışıyorlar. O zaman bu evde kalamayacağız çünkü burası 2 odalı. Başka bir eve geçeceğiz burada. Asıl ev turunu orada çekeceğim. Orası gerçekten muazzam güzel. Yani gidip görmedim ama resimlerinde bayıldık. Harika bir bahçesi var. 3 katlı bir ev. Her odasında jacuzziler, ya her şey var orada. Burada göstermedim bu arada ama hamamı var, saunası var, yine ebeveyn banyosu falan da vardı, oraları göstermedim. Ya burayı ben detaylı göstermek istemiyorum çünkü çekmiştim. Artık geçiyoruz videomuza. Bir şey itiraf edeyim mi? 5. günümüz ve ben bugün ilk defa havuza gireceğim. Tamamen yatıp dinlenmeye verdim kendimi. Bu bir portakal, karpuz. Bu da böyleli bir şey. Lina'nın ve benim en merak ettiğim patates kızartması. Patates. Ve çilek. Oo, doldu. Ay ben şimdi nasıl gireceğim? Soğuk mu kızım? Valla hiç bakma, hiç atlaman lazım. Başka gerçekten mi? Olmaz. Ben direkt atlıyorum. Öyle bakarsan hiç giremezsin. Ya ben atlayabilir miyim direkt? Tabii atlarsın. Ay! Oo, çok zor. Tatilin en zor kısmı ne biliyor musunuz? Gelmesi çok güzel. Hazırlanması böyle, o heyecanlar çok güzel. İlk geldiğinizde böyle şu suya atlamak var ya, bana hep ürkütücü gelmiştir. Aynen. Soğuk mu diye. O da Allah! Ne yaptın? Başka türlü hayatta giremezdim. Teşekkür ederim. Ne soğuğu, harikaymış soğuk. Alışıyorsun ama. Aa çok güzel. Bir tur atıp geliyorum. Bu ilk defa giriyor ya. Evet. Tadını çıkar. Bir şey soracağım. Bunun beni atmaya gücü nasıl yetti ya? Yeter o. Ay Lino, sen olmasaydın ben bir saat daha devam ederdim. Aynen. Gireyim mi, girmeyeyim mi diye. Ben de gelebilir miyim acaba oraya? Hayır. Bir test edeyim, dur. Ayaklarım atıyor. Çıkılıyor mu, bir denesin. Oy. Atla. Hadi. Ay. Oh. Lina düşeceğim, çekeyim. Ay. Suda boğmaca, anlaşıldı. Bugün ilk havuz keyfi vlog çekiyoruz. İyi, sonra iyi. Challenge'lara başlarız. Oo, Lina atladı suya. Düşeceksin, dur. Sen çileğini alsana. Annem, ben anneyim, bu bana göre. Bu bana göre ya. Ben seni bir ters çevireyim de sen gör. Hadi güle güle. Hadi. Geldim. Deviremez o kadar onu. Ağır ki devrilmiyor. Şimdi daha git bakalım. Onu bana ver annem sen. O sana uygun bir şey değil. Anne. Gel buraya. O benim patates kızartmam. İşte bu. Gel şuraya.
Buldu oynayacak yerleri. Oldu. Oo Rukiye Hanım. Ay en güzeli bu, en güzeli. Hey. Rukiye Hanım burada mısınız? Nefesini verdikten sonra havuzun dibinde oturulabiliyor, biliyor musunuz? Şimdi bütün nefesimi veriyorum ve havuzun dibinde görüşürüz. Boğulacaksın be. Çek. Ne oldu? Nefesim yetmedi benim alttan çekmeye. Aferin be. Benim kızım gibisi yok. Aferin, en güzel o yüzüyor. Babasını da geçti beni de. Babasının kızı. Anasının kızı. Hadi atlıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, üç. Bu bir şeyler yapıyor kendi kendine. Dalamadım ya. Sen gel buraya. Dalamadı, bilemedi. Bilemedi. Hop. Şimdi... Ben kendimi çekiyorum. Tader daldı, bekliyor. Ben de kendimi çekiyormuşum. Aa, saçlara bak. Tatlım atla. Hop. Yoruldum. Bunun arkamda kıpkırmızı bir şey var diyorum. Çilekmiş. Biraz da şu çileklerle çekinelim. Hadi onları test edelim. Bakalım arkadaşlar hangisinde güzel duruluyor. Oo, vallahi çok güzel. Bunun zaten görüntüsü de çok güzel. Bence de güzelmiş bu. Buna puanım 10. Havuzdan çıkması çok zor onun üstüne. Deneyeceğiz işte. Ona puanım 10'du. Kolaylıkla çıktım. Ay! Nasıl ben çıkamıyorsun. Helal be. Çıkam. Ana ben vallahi ya. Helal. Çıktı. Hayır, çıkamadı. Haydi. Battı. Oldu ya. Dur, kafana vuracaksın, öyle olur mu? Yüzüstü atlayacaksın. Öyle atlanır mı? Kafasını vuruyordu az daha. Sabaha kadar biz bunu bekleyeceğiz. Bu kadar mı zor ya? Çok zor ya, vallahi çok zor. Bu kadar cebelleşmeye 5 puan veriyorum buna da. Ama çok güzel bir rengi var. Güzel, evet. Bence en rahatı bu. Vallahi bu en rahat arkadaşlar. Aynen, bakın. Deniz yatağı. Binmesi kolay. Yatması sulu sulu. Güzel. 10 yıldız. Klasik normal deniz yatağı. Aynen. Çok güzel. Altına da böyle fileli yapmış. Daha ekonomik. Fiyatı da ekonomik, bu olabilir. Bunları geçen seneden biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuz. Onlara da 5'er puan veriyorum. Üstünde havuzda lavabo oynamıştık ve bir türlü çıkamamıştık. Başaramamıştık yani. Arkadaş,
Bu havuzdan bugün çıkarsa iyi ya. Sürekli batıp duruyor, sürekli. Bence bugünlük yeter arkadaşlar. Bundan sonra bol bol havuz vloglar, challenge'lar, her şey gelmeye devam edecek. Açılışımızı yaptık nihayet, tatil videosu açılışımızı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.